Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm değerli kardeşlerim. Tesettür meselesiyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz inşallah. Bir önceki dersimizde Nur suresinin 60. ayetini belli bir kapsamda, yani özel hususi bir başlık altında konuşmuştuk. Yani hani tesettür içerisinde şöyle bir şey var mı yok mu diye o videolarda yüklenecek. İnşallah onlara da bakarsanız. Evet, şimdi 61 ile devam ediyoruz. Bu 61'e özel bir video için sakladık biz. Yani sadece 61'e mahsus bir video çekeceğiz, 61 rakamına. Burada şöyle bir şey var tabii. Hani beraber mahrem olmayan insanların, yani namahremlerin beraber yemek yiyip oturup yiyebileceği, yiyemeyeceği meselesi var. Bu da güncel bir mesele. Hani internette, YouTube'da da videoları falan var bununla ilgili, bu meseleyle alakalı. Tabii yanlış yorumluyorlar bu meseleyi. Biz şimdi ayeti tahlil edince bunu inşallah daha net anlayacağız. Evet, ayetin metni uzun. Biz daha çok tercüme ve tefsir üzerinden gideceğiz. Başkalarıyla beraber Nur suresi 61. ayet. Başkalarıyla beraber yemek yemek hususunda köre bir zorluk yoktur. Ha, şimdi kör. Bu meseleyi tahlil ederken bu kör meselesini unutmayalım. Yani bunlar ne alakası var bu meselenin? Köre bir zorluk yoktur. Topala da bir zorluk yoktur. Hastaya da bir zorluk yoktur. Size de kendi çocuklarınıza ait evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya annelerinizin evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden veya anahtarları elinizde bulunan evlerden. Şimdi anahtarları elinizde bulunan ev, demek ki birisi bir yere gitmiş, o anahtarı sana emanet etmiş. O hangi işse, burada konuşacağımız şey hangi şey ise onunla ilgili de sana yetki vermiş ve dostunuzun evinden yemenizde bir günah yoktur. Aha. Bu kişilerle hep beraber veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Artık evlere girdiğiniz zaman Allah katında mübarek ve güzel bir sağlık temennisi olarak bu kişilerle hep beraber veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Artık evlere girdiğiniz zaman Allah katında mübarek ve güzel bir sağlık temennisi olarak kendinize ve o evlerde bulunanlara selam verin. İşte Allah size ayetleri böyle açıklıyor ta ki akıl erdirirseniz. Yani değerli kardeşlerim, ayetin mealinden bile anlaşılıyor ki gerçekten yani ayet içerisinde çok kalabalık bir mana haritası var. Yani hani çok farklı konular aslında ayetin içerisinde işleniyor. Tabi ayet biraz hani icmali de bir ayet aynı zamanda. Kısa kalıyor bu noktadan. Bunu diğer ayetler, sahabenin tavrı, hareketleri, Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ev ahalisi, onun yakın sahabeleri, halifeleri bu ayetin anlaşılmasını, okunmasını bizim için kolaylaştırıyorlar. Tabi bu noktada onlara bakmamız gerekiyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi ve ev ahalisi, sahabeleri, Hulefai Raşid'in bize Kur'an'ın bu şekilde olan ayetlerini tefsir ediyorlar. Yani hareketleriyle ve aktarılan sözleriyle. Mesela Celaleyn'den bakalım bu ayetle ilgili ne diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan mervidir ki Nisa suresinin 29. ayeti nazil olup mealen aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin buyurulunca Müslümanlar kör topal gibi özür sahipleri ve hastalarla birlikte yemek yemekte zorluğa düştüler. Zira kör yemeğin iyisini nerede bulduğunu göremez, hasta ve sakat olan da rahatsızlığı sebebiyle yemeğini tam yiyemez. İster istemez haklarına tecavüz edilmiş olur. Müslümanlar bu endişeyle onlarla bir arada yemek yememeye başladılar. Bunun üzerine köre bir mahsur yoktur mealindeki ayeti kerime nazil oldu. Yani de buradaki ayetin manası demek ki o kişilerin, yani sahabelerin o dönemde
İşte fakirler, kimsesizler, hastalar. Hani o gibi insanlarla beraber aynı evde onları davet edip onlara sadakan evinde yemek yedirmesiyle ilgili. Yoksa bu ayetin oturup böyle bir sofrada beraber yemek yemeli falan alakası yok yani. Devam ediyoruz. Bu Celaleyn'deki nottu. Şimdi Nesefi'de Said bin Müseyyep'ten şöyle rivayet edilmiştir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam sefere çıkan bazı kimselerin Resulullah aleyhissalatü vesselam ile sefere çıkan bazı kimseler evlerinin anahtarlarını özürleri sebebiyle geride kalan körlere, topallara, hastalara, akrabalarına bırakırlar ve onlara ihtiyaçları olduğu takdirde evdeki yiyeceklerden yiyebileceklerini söylerdi. Onlar ise yemeleri halinde ev sahipleri razı olmayabilir düşüncesiyle yemek yemezlerdi. İşte bu sebeple bu ayet nazil oldu. Evet, bu kısmı tekrar okuyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sefere çıkacak bazı kimseler anahtarlarını geride bırakıyorlar. Özürleri sebebiyle geride kalanlar, işte körler, topallar, bakın yukarıdaki tefsirdeki metinden yakın manada. Körlere, topallara, hastalara, akrabalarına bırakırlar ve onlara ihtiyaçları olduğu takdirde evdeki yiyeceklerinden yiyebileceklerini söylerdi. Demek ki aynı evde yemekten diğer bir kasıt da bu. Onlar ise yemeleri halinde ev sahipleri razı olmayabilir düşüncesiyle yemek yemezlerdi. İşte bu sebeple bu ayet nazil oldu. Yani illaki o evde ey fakirler, buraya dikkat. Ey fakirler, ey hastalar, ey topallar, ey körler, ey muhtaçlar, ey miskinler, illa o evde yiyebilmeniz için ister akrabanız olsun ister olmasın o ev sahibinin evde bulunmasına gerek yok. Ev sahibi olmadan da onların izniyle onlar olmadan da o evlerde yiyebilirsiniz. Bu aslı saadette çok bilinen bir uygulamadır. Yine ayetteki manayı şöyle de anlayabiliriz. Yani o zaman bu ayetler özellikle bu Nisa 29'daki ayet nazil olduktan sonra sahabeler o kadar titizlik gösteriyorlar ki hani kör, topal, hasta birisi gelmeden o sofraya oturup yemeye başlamıyorlar. Yani şimdi tabii ev sahibi yemeği hazırlayacak, bir sofra süreci var, öncekindeki mutfak süreci var, sonraki süreç var. Yani körün, topalın, işte sadakaya muhtaç, fakir, zayıf, miskin insanın gelmesini beklemek zorunda kalacak ve o evin ahalisi de bu sefer bu takdirde aç, susuz, işte bekleyecek, ızdırap çekecek, evin çocukları var, küçükleri var, evde işi olanlar vesaire. O yüzden ayrı ayrı yemelerinde veya beraber yemelerinde herhangi bir sakınca ve problem yoktur demek istiyor. Demek ki ayetin bu üç noktayı nazardan, Nesefi'den, Celaleyn'den ve diğer tefsirlerdeki bu genel manadan hareketle biz diyoruz ki bunun işte dostların veya işte dost olmayanların birbiriyle oturup aynı sofrada yemeleriyle alakalı olan bir ayet değildir. Zaten bunun bir ameli bir uygulaması da yok. Diğer tesettürle ilgili ayetler de zaten bunu nehyediyor. Demek ki bizim buradan anladığımız şey bu ayetteki tefsirlerin ayetle ilgili verdiği detaydır. Yani önemli olan da o kısımdır. Bunun uygulaması nasıl olmuş? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nasıl yapmış? Bunu iyi tetkik etmek, değerlendirmek lazım. Evet, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.